Geldik çattı kahve günü, günlerin en özel günü. Naive bir şeyler peşimde, derin su sevinçleri elinde. Sizler çok çok güzelsiniz, matrak diller için özelsiniz. İyi ki burada bizimle, bu diziyi izlemektesiniz. Haydi eğlenmeye devam, bu dizi benim maceram. Matrak diller her zaman en güzel kahkaham. Arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir gün çünkü bugün günlerden karne. Gün bugün direği arkadaşlar. Evet, gün bugündür. Herkes vaziyet alsın, bugün çok farklı bir gün olacak. Sanki savaşa gidiyoruz Naime, neyin vaziyeti? Savaş sayılı. Arkadaşlar sizinle çok güzel bir yıl geçirdik. Her şey için, tüm emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben bu karnemle birlikte tatil yolculuğuna başlıyorum. Hadi hayırlısı. Kimlerin karne hediyesi ne veya neler olacak herkes söylesin. Benim karnem iyi gelirse annem beni köye götürecek. Biraz fazla fiyakalı değil mi köy falan? Gören de sanar sana adı alacaklar. Tabii ki benim köyüm daha fiyakalı. Fiyakalar belli olacak bugün. Bana karne hediyesi olarak annemle babam araba alacak. Şey Pelin Su, bir şey soracağım da yanlış anlama. Akülü araba falan mı? Yoksa trafikte sürdüğümüz arabalardan mı? Hani yaşın küçük ya biraz. Eflas sen buna bakma. Keşke benim de ileride böyle bir kızım olsa. Ne desem kafa basmıyor zaten. Her şeye kanıyor. Emine sana bir şeyler derdim de. Bugün karnımı alıp mutlu mutlu eve dönmek istiyorum. Evet bence de herkes bugün de sessizce dalsa iyi olacak. Bu arada benim hediyem babamdan çok istediğim tablet. Naime senin karne hediyen ne olacak? Boş ver Eflas. Neden ya? Boş ver sonra bakalım. Herkes otursun bakalım. Bugün karne günü. Karnelerinizi dağıtacağım. Çok heyecanlıyız hocam. Hemen dağıtın lütfen. Alo, efendim müdürüm? Tamam geliyorum. Görüşürüz, iyi günler. Çocuklar bir sorun çıkmış. Ben müdür beyin yanına uğrayıp geleceğim hemen. Tamamdır hocam. Ay ben bir karneme bakayım. Bana bak. Naime sakin olur musun? Bir şey derdim de. Neyse. De yoksa karın ağrısı yapar. Bak Naime aranızda ne geçmiş bilmiyorum ama ben bile bu kadar kadın üzerine gitmedim. Bazıları benim iyiliğimi istemiyor ya. Bazıları beni sevmiyor, beni dışlıyor. Bu yüzden bazen okula gelmek bile istemiyorum. Bu dünyanın en yanlış hareketi. Biz mi sana bunu yapıyoruz? Sen yapmasan bile yapanlar var. Bak Naime hiç mi güzel söz hak etmiyorum? Allah'ım sabır ver. Ya hadi diyelim sen övülecek bir şey yaptın. Zaten sen kendi kendine övüyorsun ki bize gerek kalmıyor. Maşallah güneş enerjisiyle çalışan fener gibisin. Bir insanı sevmek zorunda değilsin. Ama sevmemek de zorunda değilsin. Ama siz sanki beni sevmemek zorundaymışsınız gibi davranıyorsunuz. Ay ben çok dertlendim ya Penisu. Bugün bol bol sana söyleyeyim, bana da iyi gelir. Bak, ben bugüne kadar kimseye karışmamış bir insanım. Eğer bir insan dost gibi görünüyorsa ve bir de beni sevin diyorsa bunun için bir sebep gerekli. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama sevmek için de bir sebep gerekmez. Tabii ki de gerekir. Arkadaşının hakkını, hukukunu bilmezsen, iyi insan olmayı değil de kötü insan olmayı seçersen tabii ki de bütün olaylar bunun başından gelir. Ben susuyorum gördüğünüz gibi hiçbir şey demiyorum. Bağırarak konuşma Naime, buna hakkın yok. Yaptığın her şeyde hak bulup bana hakkın yok diyemezsin. Ya arkadaşlar tamam sakin olun, tartışmayın lütfen. Bağırmamayı öğrenmek zorundasın. Annen sana hiç mi öğretmedi? Annem hakkında tek bir kelime daha edersen senin doğduğuna pişman ederim Pelin Su. Ne bu gürültü? Hocam bir şey yok hocam. Sevinçten karne için sessiz sevinmeye çalıştık da o. Tamamdır, iyi bakalım. Efla gel bakalım buraya, karneni al kızım. Hocam karnemi alayım.
Ay çok heyecanlıyım. Yuppi, takdir almışım. Hem de yüksek bir puanla. Emine gel bakalım. Hadi köy yolu gözükür inşallah. Hadi bismillah. Oley! Teşekkür belgesi. Bekleyin beni civcivlerim. Sizi büyütüp akşam yemek yapmak için geliyorum. Naime gel bakalım. Naime belge aldın. Naime çok mutlusun şu an. Tabii ya, ne demezsin. Naime kızım, teşekkürü biraz sözlü notlarınla verdik. Sınırdaydı kızım. Biraz daha derslerine yoğunlaş. Dikkat etmeye çalışırım hocam. Hocam ben en sevdiğim şeyleri en sona bırakırım. Yoksa en güzel karne benim de sizin en sona mı bıraktınız? Yok kızım, sıralama böyleydi. Gel al karneni. Canım hocam. Çok heyecanlıyım. Hocam ben takdir veya onur belgesi göremiyorum. Belgem mi düştü? Ara bul bakalım, belki kızım oralara düşmüştür. Allah hiçbir insanın gözünü görüyorken kör etmesin. Pelin Su, karnene baksana. Belki de belge almamışsındır. Hayır, tabii ki de aldım. Hocam bu ne? Ne oldu kızım? Karıncalar mı yedi karneni? Hocam karnemi karıştırmışsınız. Burada bütün notlarım zayıf. Hadi ya, hepsi mi zayıf? Ben hiç şaşırmadım. Notlarının açlıktan zaf zayıf olacağını biliyordum zaten. Hiç komik değil. Hocam ben bunu kabul etmiyorum. Notlarımın hepsini yanlış girmişsiniz. Hayır, notlarını doğru girdim. Notlarının zayıf olduğu da doğrudur. Ama nasıl? Kızım, sen sınav sorularını nasıl çalarsın, nasıl yeltenirsin? Hem de hocanın evine misafirken. Ne? İnanamıyorum. Pelisu bunu nasıl yaparsın? Bu hayatta hiçbir şeyin olmasın. Ama hırsızlık da yapma, kul hakkı da yeme. Allah'ım çok şükür böyle huylarım yok. En çok üzüldüğüm şey bu emek hırsızlığını benim evimde yapman Pelinsu. Ben hiçbir şey yapmadım hocam, kopya falan çekmedim. Bari yalan atma. Naime sen dur kızım. Annenle konuştum. Sınıfta kalıp kalmama meselesini idareyle konuşacağız. Benim kopya çektiğimi iddia edemezsiniz, deliliniz yok. Şükufe şahitlik etti. O bize her şeyi anlatacak. Ne? Şükufe mi? Hocam ben bu utanç şeyin dibine gireceğim. Nasıl ya? Senlik bir durum yok Eflacığım. Neticede o daha çok küçük. Bazı şeyler ona masum gelebilir. Bana neden söylemediniz hocam? Annenle konuştum. Seninle konuşmamamın sebebi başka. Bilerek sana söylemedi hoca. Çünkü sen sinirlenip Pelinsu'yla bu konuyu konuşabilirdin. Ama hoca sınav yapmadan birkaç saat önce benden öğrendi. Ve sınav sorularının aynısını, tıpkısını fakat ters olarak düzenledi ve bize soruları dağıttı. Naime! Size hiç bahsetmedin. Ne zaman gördün ki soruları çaldığını? Gece uykudan uyanıp dolaşırken onları gördüm. Hocam, iyi dersler. Nasılsınız? Anne. Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hocam, ben de iyiyim. Şükufe gel buraya. Hocam, tüm çocuklar buradayken bir konuşayım. Tabii tabii, nasıl isterseniz. Çocuklar, benim kızım şeytana uyup bir yanlışlık yapmış. Yanlışlıkları da hakkım üzerime gelmesi diye söylemek istedim. Olur böyle şeyler. En çok sevdiğim şey Şükufe'nin suçunu kabul edip pişman olması. Pişman pişman bir daha yapmaz inşallah. Geçmiş olsun herkese. Hocam iyi dersler. Anne! Hoş geldiniz Işık Su Hanım. Hoş bulduk hocam, beni çağırmışsınız, apar topar geldim. Efla. Efendim? Bir sucu dükkanı açsak bütün sınıf köşeye döneriz ha. Ne alaka ya? Baksana, herkesin ismi Su ile bitiyor burada. Allah iyiliğini versin, güldürme ya. Ben de gerginim, ortam da gergin. Işıksu Hanım, kızınız benim evimde gece yatıya kaldığında sınav sorularını bilgisayarımdan çaldı. Hocam bir dakika ya. Bu çaldı kelimesinin kızımın adının yanında duyacağıma. Şuradık çağırsam daha iyi ya. Anne! Maalesef sınav sorularını çaldım. Peygamber Efendimiz hırsızlık haramın en kötüsüdür ve bir insanın yüz karasıdır diye buyuruyor. Siz buna rağmen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Işıksu Hanım, kızınızın karnesi zayıf. Tüm dersleri mi?
Evet, tüm dersleri idareyle sınıfta kalıp kalmama meselesini konuşacağız. Ne güzel işte. Kankeytosu ile aynı sınıfı okurlar senelerce. Hocam hayır, sınıfta kalma falan olmaz. Ben seneye bu olaylardan sonra kızımı sadece kendisinde bulunan bir sınıfta eğitim verdireceğim. Özel eğitim. Yani sınıfta kalma meseleleri olmaz. Bu pek göz ardı edilebilecek bir şey değil. Kesinlikle bu mümkün değil. Olur mu öyle şey ya? Kız kendi kendine soruları çalacak değil ya, siz açık bırakmışsınızdır. Hanımefendi, hocaya bu kadar yüklenmesiniz mi? Sizle konuşmuyorum şu an, biraz bekleyebilir misiniz? Ne? Ben açık bıraktım diye mi? Siz bir eve gittiğinizde her şey açık diye onları çalmaya hakkınızın olduğunu mu düşünüyorsunuz Işıksu Hanım? Mükemmel kilit bir soru. Hocam ortam gerilmesin. Kızımla birlikte yapmışlar Işıksu Hanım. Kızınızla birlikte mi? Ben biliyorum kızım böyle bir şey yapmaz. Tek başına yeltenmez. Biri onun aklına girmiş. Akla girme falan yok. İkisi de birlikte yapmışlar bu yanlışı. İkisi de birlikte. Anne o bana söyledi. O dedi gel soruları alalım dedi bana. Ne alakası var ya? Sen de dünden hazırdın. Demedin mi notlarım düşük diye? Sen mi başlattın bunu Şükufe? Sana diyorum. Önemli olan bir yanlışı bir daha yapmamak bence kıymetli ablalarım, kıymetli hocam. Ah bir daha böyle bir şey duymam, senin ölüm fermanını imzalamam demektir. Konuşmayınca daha da sinirlendiriyorsun beni. Bir daha asla olmaz anne. Sus, bana cevap verme. Hocam tamam, bu olayı unutalım. Kızıma güzelce bir belge verin, kendi aramızda halledelim, konuşalım. Çocukların hakkına giremem. İdare olarak alması gereken ceza neyse o olmalı. Hepimizin hakkına girdikten sonra unutamayız. Sen susar mısın? Hala bana sus diyorsun. Ben hakkımı istiyorum. Bu okulun bir öğrencisi olarak hakkımı istiyorum. Hepsi senin yüzünden oldu. Bütün bunlar hepsi senin yüzünden. Hırsızlığını bir de benim üstüme mi atmaya çalışıyorsun? Bu karnenin tek sorumlusu sensin. İstiyor olamayacaktın beni. Ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni. Sorumlusu bensem eğer. Sorun ortadan kalktı. Ya Pelisu ne yapıyorsun Naime? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok hocam, sadece biraz kanıyor. Herkes sınıfa boşalsın. Kızım çok şükür iyisin ama tedbir amaçlı ben seni yine de hastaneye götüreceğim. Pelisu kızım çık dışarı. Hocam şu arkadaşın annesini arayalım. Bir daha annemden bahsetme lütfen ya. Ben bunu yapmak istememiştim. Arkadaşlar çıkalım, hocaya da engel olmayalım, görüşürüz. Çok geçmiş olsun herkese.